Evet, 9. ünitemin konu testini çözüyorum arkadaşlarım. Birinci konu testimiz ABC üçgeninde B ile C açısının toplamı 60 ise o halde 3. açıya mecbur 120 kalacak. Şimdi 3 var, 4 var. BC'yi soruyor, X'i soruyor. Hadi kosinüs teoremi yapalım. X kare eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120, kosinüs 60'a eşit. Yani 1 bölü 2 ama eksi 1 bölü 2 olacaktı. Şurayı artı yapıyordu. Peki 16, 9 daha, şurası 25. Şu ikiler gitti. Artı 12 de buradan geldi. 37. Kök 37 sorumun cevabı. Geldim ikinci soruya. Diyor ki ikinci sorumuz, 3 var, şurası kaç yaptı? 5, 12, 13 var galiba burada değil mi? Neyin savaşındayız biz? Şurası 90, x, 12, 13, 5, 12, 13 geliyor. BC, x'i soruyor bize. BC, x neresi? He, x'i yanlış yere yazmış arkadaşlar. X şurada olacak ki düzgün bir şey çıksın. Çünkü x orası olursa 5 geliyor zaten. Şimdi biz şuradaki alfa açısına göre kosinüs teoremini yazalım. Şimdi x kare eşittir. Şurası 16. 16'nın karesi 256 artı 12'nin karesi 144 eksi 2 çarpı 12 çarpı 16 16 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa da komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 13 geliyor dostum. İşte bize de bu işlemin sonucunu soruyor. Hadi düzenleyelim. X kare eşittir. Şunları toplarsak 300. Şurası da 100 yapıyor arkadaşlarım. 100, 400 yaptı burası. 400, eksi. Şurayı bir toparlayalım. Şurası 24 çarpı 16 çarpı 32 çarpı 144 geliyor. Bu işlemi biraz uzun sürüyor arkadaşlar bunun. Yoksa bu kadar da uzatmasak da yapsak mı diye de düşünmedim değil. Hani kosinüs teoreminden bu geliyor. Şimdi ben işlemleri uzun uzun yapmayayım arkadaşlarım. Bir de şuradan aşağı bir diklik indirmeyi deneyeyim ben. Şöyle bir şey yapalım. Evet, buradan da yine uzun uzun çıkacak. Şuradan Pisagor yapayım diyeceğim ama yok, gerek yok kardeşim. Sayılar biraz gıcık verilmiş. Yoksa çıkacakmış dostum zaten soru. Evet, üçüncü sorumuz. Sinüs x bölü sinüs y'yi soruyor. Yine alandan gideceğim. Bakın şu ortaya bir m harfi yazıyorum. Burası 3a. Burası da 5A'dır dostum. Şimdi hemen şuraya 3A'lık alanı yazıyorum. 3A eşittir. Sinüs alan bağıntısı 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı M çarpı sinüs X. Hemen altına bu 3A'ydı. 5A'yı yazıyorum. O da 1 bölü 2 çarpı M çarpı 6 çarpı sinüs Y. Böldüm birbirine bunları. Bakın M'ler gitti, 1 bölü 2'ler gitti, A'lar gitti. Geriye 3 bölü 5 eşittir. 4 tane sin x bölü 6 tane sin y kaldı. Hadi bir içler dışlar yapalım. 18 sin y eşittir 20 tane sinüs x çıktı. Sinüs x bölü sinüs y'yi soruyor. Sinüs y'yi buraya bölü olarak atalım. 20'yi de buraya bölü olarak atayalım. 18 bölü 20. Hatta 2'ye bölelim. 9 bölü 10. Sorumuzun cevabı geldi. Evet, 4 numaradayız. ABC üçgeninde 45. Çevrel çemberinin yarı çapını soruyor. Bize R'yi soruyor dostum. Sinüs teoremi yapıyorum. 4 bölü sinüs 45 yani kök 2 bölü 2 eşittir 2R'ydi. Şunu ters çevirip çarptım. 8 bölü kök 2 eşittir 2R. 2'ye de böldüm. R eşittir 4 bölü kök 2. Eşlenik çarpımı yapalım. 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 geldi sorumun cevabı. Bakalım bu adam ne diyor? 4 alan ABCD'yi soruyor. Şimdi zaten tüm dörtgeni soruyor da ben şuradaki üçgenin alanını 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 diyebiliyorum zaten. Şurası da 11'im. Şimdi şuranın alanı da sinüs alandan bulacağım. Çünkü iki kenar görünce sinüs alan yapın demiştik. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı sinüs alfa. Şimdi alfa, şurası beta olursa alfa ile beta'nın toplamı 90. Beta 90. Şurası da alfa geldi ki bakın sinüs alfa ne çıktı? 8 bölü 10. Şimdi düzenleyelim. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim 2. 2'ye bölelim 5. 2'ye bölelim 4. 8 kere 2 16. 4 ile çarptım. 64 bölü 5. Hatta 2 ile genişletelim.
128 bölü 10. O da ne yaptı? 12.8. Dostum bir de 24 vardı. 36.8 çıktı mı tüm alan? Evet, geldik şu sorumuza. 6. sorumuza bakalım ne diyor. Bir ABC üçgeninde ABC açılarının karşısındaki kenar uzunlukları sırasıyla ABC'dir. A 6 birim, B 3C'ye eşit ve kosinüs A'yı 2 bölü 3 olarak verdiğine göre B kaç birimdir diye bir soru sormuş. B'yi soruyor bize. Hemen kosinüs teoremi yapalım. A kenarına göre. Şimdi A'nın karesi, yani 6'nın karesi 36 eşittir. B kare artı C kare diyeceğim. B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A. A'da ne demiş kosinüs A? 2 bölü 3'müş dostum. Diyordu ki B yerine 3C yazabilirsin. Hadi yazalım. 36 eşittir. B yerine 3C yazarsam 3C'nin karesi 9C kare gelir. Artı bir C kare burada var. B yerine 3C yazarsam 3C'yi yazdım diyelim buraya. 2 kere 3 6C kare. 2 ile de çarptım. 12C kare bölü 3 gelir. Şimdi 9C kare. C kare daha 10C kare yaptı. Burası da 4C kare yapıyor 12 bölü 3'ten. Ondan da 4 çıktı. 6 tane C kare eşittir 36. C kare eşittir ne geldi bu durumda? 6. Yani C eşittir kök 6. B neye eşitti? 3C'ye. O halde 3 kök 6 diyeceğiz adam. Pekala, hemen 7. sorudayız dostlarım. AD kesişim B falan filan gördük. Feş mekan, her şeyi gördüm. Buna göre diyor ki ABX nedir diye de bir soru sormuş bize. ABX kenarı soruluyor. Bu arada odaklanma nasıl? Bana gayet güzel geldi ama idare ederiz hadi. Şimdi önce şurada alfa diyelim şuraya. Tabii bunun tersi de alfa olacak. Şuradan bir kosinüs teoremi yapalım. Dostum kosinüs teoremi neydi? Açının karşısındaki kenarın karesi 20. Bunların kareleri toplamı. Yani 36 ile 16'nın toplamı. 42, 52. Eksi. Bu ikisinin çarpımının 2 katı, yani 24 çarpı 2'den 48 çarpı bir de kosinüs alfa. Şimdi şunu şu tarafa, bunu bu tarafa atalım. 48 kos alfa eşittir 32 kaldı. Buradan da kos alfa eşittir 32 bölü 48. Hatta 16'ya bölerek yazıyorum, 2 bölü 3. Alfanın kosinüsünü bulduk, 2 bölü 3 çıktı dostlarım. Peki alfanın sinüsü ne olur diye sorsam bu durumda. Hemen dik üçgeni çizdim. Alfa burası. Komşusu 2, hipotenüsü 3. 9'dan 4 çıktı. Kök 5 olur şurası. Kök 5'miş alfanın karşısı. Şimdi gelin şuradan da sinüs teoremi yapalım. X bölü sin alfa. Yani kök 5 bölü 3. Kök 5 bölü 3'ü ters çevirdim. Şuraya çarptım. Eşittir. 3 kök 5 bölü. 3 kök 5 bölü. Sinüs 45, kök 2 bölü 2, 2'yi ters çevirdim, buraya çarpı diye attım. Bakın 3'ler gitti. Şimdi kök 5 ile burayı çarpalım hemen. X eşittir 5, 2 ile de çarptım, 10 bölü kök 2 çıktı. Bir de kök 2 ile genişletelim. 10 kök 2 bölü 2'den 5 kök 2 geldi X arkadaşlar. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Ne diyor? ABC bir üçgen, AD 4, X 5, 2. ABC'nin alanı, hepsinin alanı 21, DBE'nin alanı 5. Şuranın alanı 5'miş. 5A diyelim daha doğrusu. 5A'ymış. Tamamı 21A. Peki şu köşegeni çizsem. 5'e 5A düştüğünde 2'ye ne düşecek dostlarım? 2A. Peki buraya 7A düştüğünde şu parçaya 7A. Tamamı 21A'ydı ya. Buraya da 14A kalacak. Bak 14A 7A. 14A 7A yarısı. O zaman kenar da yarısı olacak. 4 x kaç olacak? 2. Şimdi şu soruyu okuyoruz da ben bir yandan bir de bir ışığı açayım arkadaşlarım. Şimdi bir ABC üçgeninde ABC açılarının karşısındaki kenar uzunlukları böyle bir şeydir diyor. B ile C'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Ben şimdi A açısını bulacağım arkadaşlarım. A'ya göre kosinüs teoremi yazıyorum. A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2BC çarpı cos alfa. Cos A daha doğrusu. Şuradan da A kareyi yalnız bırakalım. Eksi B kareyi silip buraya B kare diye yazdım. Eşittir B kare artı C kare artı BC. B kare C kare, B kare C kare gitti. Kosinüs A eşittir
Eksi 2 BC'yi bölü olarak atarsam şöyle bir şey kaldı. Eksi 1 bölü 2. Kosinüs kaç eksi 1 bölü 2 idi? 120 derece. Demek ki A açısı 120 derece. O zaman B ile C'nin toplamına 180'den çıkarttım. 60 derece kaldı dostlar. Şuna bakalım. X, Y diyor. Kosinüs X artı Y nedir diye bir soru sormuş. Ben yine X artı Y'yi değil de şuradaki açıya bir alfa diyeyim. Ben alfaya göre kosinüs teoremi yazıyorum. 36 eşittir. 9 artı 25 eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Şimdi şurası ne yaptı? 34. 34'ü buraya atarsak 4 eşittir. 15, 2 ile çarptım bunu dostlar. 30. Eksi 30 kos alfa. Yani 30'a böldüm. Eksi 4 bölü 30 eşittir kos alfa. Şimdi alfanın kosinüsü neyse x artı y'nin kosinüsü toplamları 180 olunca ne oluyordu? Ters işaretlisi. Demek ki kosinüs x artı y 4 bölü 30 olacak. Hatta sadeleştirelim. 2 bölü 15 mi gelecek dostlarım? 2 bölü 15 sorumuzun cevabı olacak. Ama burada 1 bölü 15 yazıyor. Siz bir daha bir kontrol edin. Şurası 34. Heh, burası 2 çıkıyor çünkü. 4 değil 2. Evet 2 bölü 30 1 bölü 15 geliyor. Hemen şu soruya baktım. ABC bilmem ne bilmem ne birer kare. 2 var 3 var. Buna göre DF uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şurası 90, şurası 90, şuradaki açı, şimdi şurası 3, şurası 2 ise 9, 4. Arkadaşlar ezan okunmaya başladı. Durduracağım burada videoyu, sonra devam ederiz. Evet hadi devam edelim dostlar şimdi. Şimdi bu kare bir kenara 3 ise bütün kenarlarına 3'ü yazdım. Bu 2, şurada bir Pisagor yapıyorum. 9, 4 daha kök 13 diyorum buraya. O halde bu karenin bir kenarı kök 13. Hepsine kök 13'ü yazdım şöyle. Şimdi şuradaki açıya alfa diyelim. Şu açıya da beta diyelim. Bize de x'i soruyor. Dostum hemen şurada kosinüs teoremini yapıyorum arkadaşlar. X kare eşittir. Kök 13'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı kök 13 çarpı kosinüs beta. Dostum, kosinüs alfayı biliyorum ben. Kosinüs alfa 3 bölü kök 13. Diyorum ki, beta ile alfanın toplamı, bak şuranın hepsinin toplamı 360. 90, 90, 180 burada. Demek ki alfa ile betanın toplamı 180 derece olacak kardeşim. O halde kosinüs alfa neyse, kosinüs beta bunun eksilisi olacak. Yani 3 bölü kök 13 olacak ama eksi. Eksiyi de ne yapıyordum? Buraya veriyorduk. Peki kök 13 nerede gitti şuradan? 2 kere 3, 6. 6 kere 3, 18 çıktı şurası. Şurası da 13, 9 daha 22 geldi arkadaşım. 22, 18 daha 30, 40 geldi. Kök 40. O da ne yapar? 2 kök 10 yaptı. Hadi son sorudayız dostlar. Bakalım ne diyor? O merkezi yarım çemberde. 2, 2 vermiş, 4 vermiş. BC nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle yapalım. Yarı çapımızı 4 vermiş. O halde şurası da 4. Başka. Hangi açıyı soruyordu? B, hangi kenarı? BC. X kenarını soruyor bize. Şimdi şöyle de yapalım. Şurası da 4 birim diyelim arkadaşlar. Ya da direkt şuradan mı yapsak? Evet mecbur öyle yapacağım arkadaşlar. Şuradan yapayım. Sizin de zaten alışkın olduğunuz yer burası olsa gerek diye düşünüyorum. Şuradan biz çizelim. Dostlar. Şimdi şurası şuradaki açı çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece. Burası 8. Burası 2. Şuradaki açıya alfa diyelim. Şu açıya da beta diyelim dostlarım. Kosinüs teoremi yapacağım şimdi ama yine oradan değil de şöyle mi yapsaydım diye de düşünmedim değil bir yanda. Yapalım ya. Buradan yapalım kosinüs teoremini. Şimdi kosinüs beta'yı yazacağım arkadaşlarım. Şu kenarla şu beta'ya göre yazacağım. Önce şurayı bir bulalım. 8'in karesi 64. 2 çıktı. Kök 60'mış burası. Şimdi kök 60'ın karesi 60 eşittir. 2'nin karesi 4 artı x kare eksi 2 çarpı x çarpı 2 çarpı
Kosinüs beta. Şimdi kosinüs beta ile kosinüs alfa birbirinin eksilisi. Çünkü toplamları 180. Kirişler dörtgeninden dolayı. Peki kosinüs alfa 2 bölü 8 kardeşim. O zaman kosinüs beta yine 2 bölü 8 ama eksilisi. Eksi olduğu için de dostum şurayı artıya çevirdim. Şimdi 2, 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, buradaki 8'i götürdü. Şimdi ne kaldı geriye? Burada bir x kare var. Başka. Artı x kaldı. Başka. Bir de 60'ı buraya alalım. Eksi 56 olsun burası. Eşittir 0 oldu. Şimdi 56, 7 ile 8'in çarpımıdır. Şunu eksi yapalım. Çarpılınca eksi 56 toplanınca x'i versin bize. 1'i versin. O halde x eşittir ya 7 ya da eksi 8. Tabii ki 7 olacak. Negatif sayı zaten olmaz. Cevabımız Ceyhan'daymış dedik dostlar. Evet, tarama testi 1 bitmiştir. Görüşmek üzere kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.